Merhaba sevgili kardeşlerim. Soru şu şekilde. Aşağıda verilen devrede ana kol akımını ve direnç üzerinden geçen akımı hesaplayınız diye sormuşlar. Birinci alternansta akım yönleri verilen şu iki akımı bulmamız istenmiş. Evet. 5 ohmluk direncimiz var. 10 milihenrilik bobinimiz var. Paralel bağlı. 24 volt 50 hertzlik kaynağı. Hemen direncin üzerinden geçen akımı bulalım sevgili kardeşlerim. Ve R bölü R. Yani vır formülümüzü uygulayalım hemen. Paralel devrelerde gerilim tabii ki eşit. 24 volt. Açısı yok 0. Bu 5 ohmluk direncimiz. Akıma karşı gösterilen zorluk 5 ohm. Hemen 24 bölü 5 eşittir 4,8 amper. Ve açı kayması yaptırmıyor ohmik dirençlerimiz. Evet. Bunu çözdük. 4,8 amper geçiyormuş. Evet. Şimdi ana kol akımını bulmak için empedansı bulup vız formülünden akımı çekebiliriz. Gerilim bölü empedans. Yapılabilir böyle. Veya herhangi bir düğüm noktasına göre Kirchhoff'un akımlar kanunu uygulayabiliriz. Akımlar kanunu uygulamak daha mantıklı geliyor bana. Öyle devam edelim isterseniz. XL'yi bulmamız gerekiyor tabii ki her halükarda. XL eşittir. Hemen formülünü söyleyeyim. 2πfL. Şimdi sevgili kardeşlerim. L eşittir 10 milihenri olarak verilmiş. 10 milihenriyi kesinlikle ve şüphesiz henriye çevirmemiz gerekiyor birimimize. 10 çarpı 10 üzeri eksi 3. Evet. Olarak onu çevirdim. Hesap makinesine girerken şöyle çevireceğiz. Şöyle gireceğiz. 10 exponential eksi 3 olarak. Evet. X ile 2 çarpı 3,14, 15, 92 diye giden sayımız. Frekansımız 50 Hz. 10 çarpı 10 üzeri eksi 3 henry. Buradan x'lerin değerini söyleyeyim. Hemen hesap makinemizi göreve çağıralım. 2 çarpı pi çarpı f çarpı l. 10 exponential eksi 3 eşittir 3,14. 3,14 birimi ohm olarak bulundu. Bobinin endüktif reaktansını bulduk sevgili kardeşlerim. Evet. Şimdi bobinin üzerinden geçen akımı da bulalım. Şurada temizleyeyim isterseniz. Bobinin üzerinden geçen şu istikamette. Birinci alternansta yine geçen IL akımını arıyorum. IL eşittir gerilim bölü empedans. Empedansı J operatörüyle çarpıyoruz. Malumunuz akımı 90 derece geride bıraktığı için 24 volt 0 derece diyeyim. 3,14 ve J demek 90 derecelik açı simgelerdi. 90 derece. Buradan IL'yi bulalım hemen. Hesap makinemiz 24 bölü 3,14 eşittir 7,64 amper ve açısı payın açısı eksi paydanın açısından eksi 90 derece olarak bunu da bulduk. Evet. Şimdi sevgili kardeşlerim artık ana kol akımımızı bulabiliriz. Şu noktanın adı A noktası olsun. A noktasına göre Kirchhoff'un akımlar kanunu uygulayalım. Toplam gelen akım eşittir. Toplam terk eden akım. I geliyor birinci alternansta. Birinci alternansta IR terk ediyor. IL terk ediyor. Evet. IR 4,8 amper. Evet, şunu da hemen kutupsaldan dik bileşenlerine çevirelim. Eksi 90 derece demek, eksi J demek.
eksi J 7,64 amper olarak bulundu. Tabii ki hemen kutupsala çevirmemiz gerekiyor. Birincinin karesi artı ikincinin karesinin toplamının karekökü ters tanjant ikinci bölü birinci. Eksi 7,64 bölü 4,8. Evet. Şunları temizleyeyim sevgili kardeşlerim. Şu akımı zaten istemişlerdi. O dursun. Diğerlerini temizleyebiliriz. Rengimiz mavi olsun. Evet. Eğer fonksiyonel hesap makinemiz varsa hemen bulalım. Polara çeviriyoruz. Polar 4,8 virgül eksi 7,64 kapat parantezi eşittir 9 amper, orijine olan uzaklığımız 9 amper ve açı işareti alfa tanjantla açısında bulalım. Eksi 58 derece yaklaşık. Eksi 58 derece olarak anakol akımında bulduk sevgili kardeşlerim. Diğer yolla da aynı sonuca ulaşırdık. Bu video bu kadar olsun. Önümüzdeki videolarda görüşmek umuduyla. Hoşçakalın efendim.